Evet, yeniden hoş geldiniz. Şimdi taşıyı hocamı bağlamaya çalışacağım. Henüz gelmemiş. Uğur göründü. Uğur, seni bağlamayayım istersen. Bu dizimi taşıdan. Tamam, taşının cevap vermesini bekliyoruz. Evet. Sevgili hocamız Taşi Nima Lama tekrar bizimle birlikte. Programa sonradan katılanlar, canlı yayına sonradan katılanlar oldu. Hocam kimdir diye sordular. Hocamla Nepal macerasını ben daha sonra size anlatırım. Hocam beni yuvasına, evine kabul etmişti ve ben orada bir manastır olarak, yani Türkçe'de manastır olarak ifade edilen bir huzur evinde, aslında huzurlu olan bir yerde bir hafta 10 gün kadar kalmıştım. Şimdi yeni katılanlar için birinci bölümde bu dizim nedir, nasıl yaşanır, nasıl bu Budist olmak nasıl bir şeydir gibi bir sürü detaylarını konuştuk. Bu bölümde de asıl meraklılarına meditasyon konuşacağız. Meditasyon, mindfulness aynı şey midir? Meditasyon, trans aynı şey midir? Meditasyon nasıl öğrenilir? Bunları konuşacağız. Ama benim bildiğim kadarıyla, mesela orada da gördüğüm kadarıyla, meditasyon bir ibadet biçimi de değil. Çünkü Budizm zaten bir din değil diye başta bununla başlamıştı hocam. O bir yaşam tarzı diye söylemişti. Hocam, sözü size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Taşidelek, tekrar hoş bulduk. Deminki birinci partta konuştuğumuz gibi Budizmin bir din olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu, Budizmin tanrı veya tanrılarla ilgilenmediğini, tanrısal bir inancın olmadığını, Budizm'de sevginin, şefkatin, merhametin ne olduğunu, dünyadaki Budist yaşam biçimlerini, Tibet bölgesinde, Tayland bölgesinde, Japonya, Kore, Çin'de, Vietnam'da ki Budizm'in farklılıklarını, aslında hepsinin aynı olup başlangıçla sonucun gidiş yönünün aynı olduğunu, yolların, okulların farklı olduğunu belirtmiştik. Evet. Peki sorunuzda da meditasyon nedir? Trans nedir? Mindfulness nedir? Bunların arasındaki farklılıklar, öğrenmek isteyenler nasıl öğrenebilirler diye konu başlığımızdan başlayarak devam edeyim. Evet, lütfen. Teşekkür ederim. Meditasyon kelime olarak baktığımızda meditasyon yapmak diye bir şey yoktur. Yine burada Türkiye'nin azizliğini yaşıyoruz. Çünkü bu da yanlış çevrilmiştir. Aynı manastır gibi. Manastırın nasıl bilgeler yurdu, bilge evi olması gerektiğini söylediğim gibi meditasyonu yapmak diye de bir şey yoktur. Meditasyonu yapamazsın. Meditasyon bir uygulama değil ki uygulayasın. Meditasyonu yaşarsınız. Medite olursunuz ve meditasyonu yaşarsınız. Trans ile meditasyonun arasındaki fark zaten buradadır. Meditasyonda eylem yoktur. Transta eylem vardır. Meditasyonda medite olduktan sonra yaşadıklarınızı, gördüklerinizi birebir hatırlarsınız. Transta yaşadıklarınızı asla ve asla hatırlamazsınız. Ne yaptığınızı dahi bilmezsiniz. Eğer canınızı acıttıysanız bile o eylemlerde, transtan çıktıktan sonra kendinize sanki bir uyuşturucu kullanmış da kendinize gelmiş gibi hissedersiniz. Bundan dolayıdır ki transı asla ve asla hiçbir şekilde tavsiye etmem ve yapılmasını da pek istemem. Meditasyon bedensel
zihinsel olarak bilincin farkındalığını verir. Bu aynı zamanda bedenin enerji döngüsünü oluşturur. Evet. Bedenin kendi kendini tedavi etme yöntemlerini elde edip bunu, bu kabiliyeti tekrar açığa çıkarıp kendi bedeninizin keşfini sağlar. İşte burada aslında mindfulness dediğiniz zaman Budizm'in tamamından bahsedersin. Mindfulness bir uygulama değildir. Mindfulness'ı aslında eşittir Budizm yazsanız, tanımını bu şekilde yapsanız yeterlidir. Çünkü mindfulness'da bilincin farkındalığını elde edip o bilincin anın içerisine farkındalığını verip anda kalmayı öğrettiği şey aslında Budizm felsefesinin tamamıdır. Bunu bir uygulama olarak, bir söz olarak anlatmaya kalkarsanız bunun içerisinden çıkamazsınız. Başlangıcıyla sonuna kadar, yani bunu biz şöyle açıklarız. Öğretileri alırsınız, alırsınız, alırsınız. Uygulama noktanız ise meditasyondur. Tüm geri dönüşümleri meditasyonda uygularsınız. Evet, meditasyon pratiği diye geçiyor zaten. Medite olmadan önceki farkındalık hali diye geçiyor mindfulness. Şimdi meditasyondaki farkındalığı ele alıp bilincin ne olduğunu fark ettiğinizde zihin ve zihinaltı, bakın burada dikkat edin, zihin ve zihinaltıdır. Çünkü bilinci oluşturan biz isek, yani bu düşüncelerimiz, hatıralarımız, duygularımız, gözümüz, kulağımız, burnumuz, elimiz, ayaklarımız bilincin tamamını oluşturuyor ise zihin ve zihinaltı noktasına geçtiğimizde zihin bilinci kontrol ediyor. Siz ne zaman ki meditasyonda bilinci fark edip kendi bedeninizin dışına çıkıp bilinci kontrol eden zihni kontrol ettiğinizde işte siz o zaman bilincinizi, yani kendinizi kontrol etmiş olursunuz. Evet. İstekleriniz, arzularınız, düşünceleriniz, hareketleriniz, eylemleriniz tamamıyla sizin kontrolünüzde olmaya başlayacaktır. Tamamıyla sizin kontrolünüzde olduğu için siz bilincin ne olduğunu farkındalığını elde etmiş olur. Bilincin farkındalığını elde eden zihin kontrolü bilince verir. Bilinç kendi zihnini, kendi zihin altını kontrol ederekten yaşamını istediği şekilde anda kalarak devam eder. İşte meditasyonla mindfulness'ın, transın farklılıklarını bu şekilde kısaca anlatabilirim. Evet, teşekkürler. Bir de bana anlattığınız bir şey vardı hocam. O da bence çok önemli bir konu. Meditasyonu bana doğrudan siz öğrettiniz. Başta söylemiştim ya, ben Amerika'da öğrendiğimi zannediyordum Budist meditasyonu. Ama Nepal'e gittiğimde hocama dedim ki ben inzivaya geldim. Hatta bunu o zaman paylaşmıştım da. Hocam durdu, dedik ne inzivasına? Seni bilmiyorum, tanımıyorum. İnziva dediğin şey ne? Sen inzivayı biliyor musun gerçekten diye. Biz gayet modern hayatın içinde Amerika'da meditasyon yaptırıp bize işte çok güzel bir ormanın içinde vegan yiyeceklerle ve sadece iletişimi kestiğimiz bir şeye inziva ismini vermiştik. Farklı farklı türü var, türleri tabii ki var ama Budizm'de inziva gerçekten o şekilde değil. Siz bir de hocam meditasyonda şey diye anlatmıştınız. Medite olmadan önceki o hal var. Bir uyanıklık hali, ki orası mindfulness, bana göre, benim açıklamama göre. Bir
uykuyla uyanıklık hali, bir de bir üstü medite olma hali. Belki bundan biraz bahsedebilirsiniz, meditasyonun o hallerinden. Şimdi demin bir önceki bölümde bir sorumuz vardı. Yani bu yolda alınırken bir rehbere, bir öğretmene ihtiyaç var. Dediğimiz nokta işte onun cevabı da burada. Şimdi bilincin uyku hali iki şekilde izah edilir. Birincisi yaşarken farkındalığı elde etmemiş. Bilincin ne olduğunun farkında olmadan yaşayış şekli, yani uyku halinde yaşayış şekli, ne yaptığını bilmeden arzularına, bağımlılıklarına peşinden koşan bir bilinç hali, uyku halidir. Bir de yatağa gittiğinizde uykuya daldığınızda gerçek olan uyku halidir. Bir de medite hali, bir de farkındalık hali. Yani uyanık hali dediğimiz yataktan kalktığınız, uyandığınız şekliyle aslında işte Budizm'in uyanıklılık, aydınlanma dediğim nokta da burasıdır. Bilincin farkındalığına varıp bireysel kendinizin aydınlanma noktasında görüp aydınlanabileceğinizin, yani bu yolda bilincin daha da o saf noktasına ulaşıp, sıfır noktası dediğimiz saf noktasına erişmek için alacağınız yoldaki farkındalıktır. İşte bilincin uyku ve uyanıklık halinde o meditasyona girerken, tam girmeden önceki o an meditasyonun uyanıklıkla uyku arasındaki alandır. Burada genelde şu olur. Beyaz bir renk gördüm. Meditasyon yapıyorum. Farklı bir duygu yaşadım. Medite oldum. Bunların hiçbir tanesi meditasyon ve medite değildir. İşte bu bilincin uyku ile uyanıklık halidir. Ne geçmiştir, ne kalmıştır. Tam arada girecek, kalacak yerde. İşte burada öğretiler devreye giriyor. İşte senin öğrendiğin meditasyonda o birden sekize kadar farklı farklı derslerin hepsinin işte bedeni ve zihni meditasyona giriş için hazırlık olduğunu daha önceden söylemiştim. Meditasyona girmek için bedeninizi ve zihninizi hazırlamanız gerekir. Bunun için doğru bir oturuş, doğru öğretilerle medite olduktan sonra da alacağınız yol çok önemlidir. Bunu da bugün sabahleyin kendi aramızda yine sizlerin de tanıdığı bir öğrencim Nur'la konuşurken yeni bir topik gibi, yani bir konu olarak izah etmeye başladı. Meditasyonda yol alırken sanki kişiyi, burada öğretmenin, rehberin öğrenci için ne yapacağını çok basit bir şekilde anlatmak için anlatıyor. Bir odanın içerisinde hapsolmuş gibi düşünürsek, onun meditasyonla oradan nasıl çıkacağına rehberlik eden kişidir hocası. Evet. Ben Nepal'deyken yanımda sürekli biri oturuyordu. Şimdi söylemeyeyim kim olduğunu, çok minnetlerim ona, buradan sevgilerim. Ve diyordum ki ben burada meditasyonu öğrenmeye çalışıyorum. Sen niye oturuyorsun? Gitsene, diyorduk. Sen kendi işine bak, dur şimdi burada oturuyorum. Ve bütün seanslar boyunca, 8 gün o 8 seans boyunca benim yanımda oturdu. Bana her defasında başlangıcı, sonlandırmayı verdi. Evet, yani bir öğretmen olması gerekiyor. Şimdi burada medite olduktan sonra da işte o sizin yaşadıklarınızı, mesela odanın içerisindeymiş gibi odada gördükleriniz, işte odadan dışarı çıkmak için gerekli alet, edevatları
her gördüğünüz bir şeyi öğretmeninize, hocanıza söylediğinizde o aleti nasıl, nerede kullanacağınızı kullandırarak sizi o odada çıkarmayı sağlayacak rehberdir. Hocanın görevi meditasyon. Ama meditasyonu bireysel olarak yaptığınız zaman herhangi bir pratiği yaşamınıza uygulayıp devam ettirirseniz, hedefiniz de herhangi bir aydınlanma yolu değilse, bunu kendi kendinize öğrenip yaşamınızda hiçbir rehbere, öğretmene ihtiyacı olmadan yaşamınızda devam ettirip uygulayabilirsiniz. Meditasyon öğrenmek için şu anda iki dersini YouTube'dan yayınladım. Dönemsel olarak da Facebook'tan, kendi sayfamdan, oradan online olarak, canlı olarak yayınlıyoruz. Hatta üçüncü dersimizi salı günü yayınlamayı planlıyorum. Öğrenmek isteyenler olursa, dönem dönem Türkiye'nin farklı şehirlerinde ev sahipliği yapan kişilerin daveti üzerine gidip orada eğitim vermeye çalışıyorum. Şartlar uygun olduğu sürece, zamanım el verdiği sürece Türkiye'nin, dünyanın her yerinde dolaşarak bu eğitimleri ücretsiz olarak vermeye çalışıyorum. Evet, birçoğumuz zaten şanslı gruptandık. İstanbul'a geldiğiniz zaman bir yoga merkezinin ücretsiz olarak bizi misafir etmesi ve sizinle bizi bir araya getirmesi yoluyla sizi tanımıştık. Ben de tam onu soracaktım. Hala devam edecek misiniz? Yani belli zamanlarda Türkiye'desiniz sadece. Evet, bu davetleri şartlar uygun olduğunda karşılıyorsunuz, cevap veriyorsunuz ve meditasyon öğretiyorsunuz. Aynı zamanda da YouTube'da öğrettiğinizi söylediniz. YouTube kanalınız mı var hocam? YouTube'da da Taşinima Lama diyerek mi? Evet. Facebook'ta, YouTube'da hepsinde aynı isimde aradığınız zaman YouTube kanalını da Facebook sayfasında Meditasyon Tibet Geleneği'nde diye aratırsanız genellikle orada canlı yapıyorum. Ve öğretileri de bu yazı olarak, çünkü her bir dersin de kendi içerisinde öğretileri olduğu için mümkün olduğunca bunları da Facebook üzerinden Türkçe olarak yayınlıyorum. Evet. Hocam, sizin eklemek istedikleriniz illaki olacaktır. Onları da sona bırakacağım ama gelen önemli sorulardan bir tanesiydi. Size yöneltmemi istediler. Özellikle sizin eğitiminizi, sizden meditasyon öğrenmiş biriydi. Size direkt isminizle hitap etti. Şu an içinde bulunduğumuz durumla alakalı olarak, zannedersem biraz karma inancıyla bütünleşiyor bu. Diyor ki, Taşi, lütfen Budizm'e göre şu an içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bir şeyler söyleyebilir misin? Şu an hepimiz evlerimize kapandık. Şu anda bir virüs salgını var ve insanlar farklı farklı duygular yaşıyorlar. Acaba bu konuda sizin görüşünüz ne olur? Bunu nasıl, bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi biz olaya biraz daha gerçekçi, doğal olarak baktığımız için şu anda tek virüs salgını olarak bu salgını görmüyoruz. Daha çok farklı salgınlar da var. Bunun biraz daha hızlı bir şekilde yayılması, hızlı bir şekilde devam etmesi biraz farklı algılansa da tabii ki insanın kendi kendini koruması ve bu etkenlerden koruması gerekir. Bu da bir karma mıdır? Bizlere göre gerçekten karmadır. Ya birileri karmayı açıkladığında şu anki yaşadığımız geçmişten gelen bir karmamız olabilir veyahut da gelecekte yaşayacağımız karmayı yaratıyoruz olabilir demiştim. Aynı zamanda karmamızı da yaşıyoruz demiştim. İşte evet. Burada biz şunun farkındalığını elde etmemiz gerek. Bu dünya içerisinde insanlık olarak
ne yapıyoruz? Kendi kendimize bunu sorgulamamız lazım. Doğaya ne yaptık? Doğa bize nasıl döndü? İnsanlığa ne yaptık? İnsanlık bize ne verdi? Biz yaşama ne sunduk? Yaşam bize ne sundu diye kendi kendimize oturup farkındalıkla düşündüğümüz zaman hepimiz bu sorunun cevabını bulacağımızdan emin. Evet, çok teşekkür ederiz. Bir soru gelmiş. Rica ile diyor ki meditasyonun en eski tarihi nerelere dayanır acaba? Meditasyon yani Budist öğretilerin içerisinde olsun, Tibet öğretilerinin içerisinde olsun. Benim öğrendiğim, ulaştığım kadarıyla 12 bin yıl öncesine kadar gönül rahatlığıyla dayandığını söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen size yeniden sözü vermek istiyorum. Değilse bizim genel olarak sorularımız bu kadar. Herkes çok teşekkür ediyor. Ayrıca mesajları siz de görürsünüz. Online olarak sizde de bende de 24 saat boyunca kayıtlı olarak kalacak ama 24 saatten sonra siliniyor. Bu süre içinde soruları, teşekkürleri de siz de görebilirsiniz. Ve herkes diyor ki Bilge hocam çok teşekkür ederiz. Ne kadar doğru seçim. Gerçek sahibinden öğreniyoruz aslında. En azından bilgi kirliliği değil bu diyerek. Ben çok teşekkür ederim benim adıma. Bilgilerim tazelenmiş oldu. Sizi yeniden görmüş oldum. Sizi umarım tekrar bir yerlerde bulacağım. Siz bu meditasyon öğretileriniz sırasında. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Benim eklemek istediğim sevgi, şefkat, mutluluk, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayarak kimsenin kimseye zarar vermediği, saygının birbirimizden eksilmediği, yaşamın içerisinde daha anlayışlı, daha farkındalıklı bir yaşam içerisinde hepinize mutluluklar, sevgiler diliyorum. Umarım meditasyon eğitimlerimizde tekrar karşılaşırız. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sevgiyle katıldığınız için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için, bizim sorularımızı yanıtladığınız için, gerçek bilgiyi bize aktardığınız için minnettarız hocam. Çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Sizin de öyle. Teşekkür ederim. Sevgiler. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Kendisi kaydediyor ama 24 saat sonra siliniyor. Bu kayıtları herhangi bir yerde tutamıyoruz. Yarın bu zamana kadar izlemek isteyen olursa izleyebiliyorlar. Hocam da aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoşçakalın.